Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Flutter'da URL Launcher kütüphanesini kullanacağız. Ne işe yarıyor bu URL Launcher? Öncelikle ondan bahsedelim. Uygulamamızın içinde maile yönlendirmek veya telefon aramasına yönlendirmek, SMS'e yönlendirmek veya herhangi bir URL adresine, bir web sitesine yönlendirmek istersek bu kütüphaneyi kullanıyoruz. Ben de örnek olarak size şu an mail ve telefonu göstereceğim. SMS ve herhangi bir URL adresi de yine aynı mantıkla ilerliyor. Onu da siz kendiniz ekleyebilirsiniz. Şimdi hem iOS'taki örneğimi gösteriyorum, hem Android'deki örneğimi gösteriyorum. iOS telefonlarında yani simülatörde mail kurucu olmadığı için ve arama ekranı olmadığı için şu an yönlendirmesini görmüyoruz. Ama uygulamayı Test Flight'ta denediğinizde veya çıkarttığınızda yönlendirdiğini fark edebilirsiniz. Şu an simülatörümde herhangi bir mail, hani açacak maili olmadığı için yönlendiremiyor. Aynı zamanda mesela arama yeri de yok. O yüzden bunu gösteremiyor şu an. Fakat Android telefonda hemen simülasyonu da gösterebilirim. Maile tıkladığımızda herhangi bir maili direkt şurada gördüğünüz gibi yönlendiriyor. Çünkü Gmail otomatik olarak kurulu. Hemen bundan çıkıyorum. Telefona da tıkladığımda yine arama yeri olarak burada direkt yönlendiriyor. Aslında yapmak istediğimiz örnek bu şekilde. iPhone'un sadece simülasyonlarında bunu yapamıyoruz. Ama eğer içinde kurulu varsa tabii ki yönlendirebilir. Yönlendirecek bir şey olmadığı için yönlendirmiyor. Şimdi gelelim kodlarımıza. İki tarafta da örneğini gördük. Şimdi videonun sonunda bunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunun için URL Launcher. Gördüğümüz gibi bunu PubSec YAML'e ekliyoruz. Hemen burada da yine görebilirsiniz sürümünü. Ben eski bir sürümünü kullanmışım. Yeni sürümünü kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yine kütüphane hakkında daha fazla bilgiyi elde edebilirsiniz. Şimdi Android'de normal kütüphaneyi ekleyince direkt çalışacaktır. Ama iPhone'da bir izin istememiz gerekiyor yönlendirmesi için. O yüzden de iOS'un burada giriyoruz dosyasına. Sonra buradan Runner'a geliyoruz. Runner'dan da info. Burada arkadaşlar şu gördüğümüz satırı ekliyoruz. Yani izin istiyoruz aslında. Bu string kısmında da açıklamayı veriyoruz. İşte telefona ulaşacak, maile ulaşacak tarzında. Şurada gördüğümüz izni, yani kütüphane denmez de aynen izin denir. İzini ekliyoruz arkadaşlar. Bu arada kodları GitHub'a ekleyeceğim. GitHub'tan alabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. iOS için bu izni veriyoruz. Ondan sonra kod kısmına geliyoruz. PubSec YAML'de de genel olarak ekledik kütüphanemizde. Şimdi ben normal şunu siliyorum. Ardından normal kodlarımızı beraber tekrardan yazmaya başlayalım. Aslında çok kısa ve kolay bir şekilde halledeceğiz. Hemen ayrıca tasarımı ile beraber de yapabiliriz. Şunu da şuraya kadar sileyim. Tamam, şimdi normal ilk projeyi açtığımızdaki haline çeviriyoruz. Hiç oynama yapmadık. Sadece işte hakkımızda yazdık. Ardından Center kalım yaptık. Şimdi bu kalıma ilk önce bir text verelim. Hani normal biz kendimiz yazalım. İşte bize ulaşın tarzında. Text diyorum. Daha fazlası için bize ulaşın. Tamamdır, virgül diyorum. Şimdi altına artık tıklama özelliği olan bir container tanımlayacağım. Onu da inkvel yapıyorum. Hemen bir bakıyorum. W'su büyük olan. Şimdi buna bir tıklama özelliği veriyorum. On tap ile. Ardından child veriyorum. Burada bir container oluşturuyorum. Çünkü biraz gölgeli falan olacak. Ardından buna da child diyorum. Ve buna da text diyorum. Buna ilk önce mail diyorum. Ardından
telefon şeklinde ekleriz. Öncelikle maille ulaşmayı sağlayacak. 10 top kısmını oluşturdum. Şimdi container'ımızı bir gelelim. Decoration veriyorum. Hemen aynı şekilde color rengini belirtelim. Şimdi bir gölgeleme yapacağımız için beyaz şeklinde bir belirtmemiz gerekiyor. Şimdi buna bir de radius verelim. Border radius veriyorum arkadaşlar. Bütün kenarlarına 10 gelecek şekilde ayarlıyorum. Şimdi bakayım bir hangisine yansıttı. Şimdi en son Android kullandığım için Android'e yansıttı. Evet, şurada gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey göstermedi. Şimdi aşağı iniyorum. Ardından buna bir gölge verelim arkadaşlar. Köşeli parantezli. Şimdi color yazıyorum. Tabi bunun için önce bir belirtmem gerekiyor. Gri tonları olur. Color Opacity ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde 0,5. Genelde fix olarak bu değer kullanılıyor. Ama tabii ki tamamen size kalmış. Şunu da 5 diyorum. Blur radius 7. Offset veriyorum. Bu offset dediğimiz şey ise arkadaşlar, şu mesela 0 dediğim yukarısı zaten burada yazıyor zaten X ve Y şeklinde. Gölgenin konumlandırılmış hali olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bir bakayım. Evet, şu şekilde yansıttı gördüğünüz gibi. Böyle çok çirkin duruyor. Şuna bir padding verelim. Daha bir büyüdü. Şimdi şunu 12 verelim. Daha bir büyüsü. Tamam, gayet güzel büyüdü. Yani bir de en verelim. Eni çok kısa oldu. Width diyorum. Ekrana göre kendini boyutlayabilsin. Yani fix bir uzunluğu olması için. Media Query Off kullanıyorum. Width diyorum. Ardından 2,4. Bu kadar uzuyor. Tamamdır. Şimdi şu text'in özelliklerine geleyim. Text Center diyorum. Tamamdır. Şimdi bunu ortaladı. Gayet güzel. Şimdi bunun aynısını bir de telefon için yapalım. Kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Şuraya da telefon yazıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi aralarına bir de boşluk verelim. Hemen boşluğu da şu şekilde veriyorum. Size it box ile. Bunu da yine ekranın boyutuna göre kendisi hizalasın. Hani sabit fix bir şey vermiyorum. Bütün ekranlarda değişebilmesi için. Bir 5 deneyeyim bir ne kadar olacak. Bayağı çok oldu. Şunu da bir 20 yapıyorum. Ekranın uzunluğuna bölüyor. 20 gayet ideal. Aldım bunu. Şu ikisi arasına da koyuyorum. Aynen, şu an gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi tıklama özelliğini verdik. Şimdi artık gelelim nasıl yönlendiriyoruz. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle yukarıda bir fonksiyon oluşturacağım. Tabii ondan önce
Mesela kütüphanemizi de buraya tanıtmamız gerekiyor. Ben silmeyi unutmuşum. Siz direkt eklersiniz. Kütüphaneyi ekledikten sonra şu override onun üzerine geliyorum. Ben kendim bir fonksiyon oluşturacağım ve bunu aşağıda tıklama özelliğin içinde çağıracağım arkadaşlar. Hem mail için ortak kullanacağım hem telefon için ortak kullanacağım için fonksiyon kullanmak daha mantıklı geliyor. Şimdi void diyorum. Custom launch diyorum. Bu fonksiyon ismini tamamen siz değiştirebilirsiniz. Comment diyorum. Yani buradaki yoruma dayalı ne eklersek ardından fonksiyonumuzu esenkron şeklinde oluşturuyoruz. Şimdi if diyorum. Evet. Bu arkadaşlar paketin içinde olan bir fonksiyon. Yani hazır fonksiyon kendimiz oluşturmuyoruz. Hatta burada URL string falan diyor. Biz bunu aşağıda kendimiz tanımlayacağız. O yüzden comment diyorum. Yani aşağıda telefon dersek, tel dersek buraya tel kısmı geliyor. Aslında kullandığımız şey, kullandığımız fonksiyon özellik bu oluyor. Mail to dersek de maili olarak yönlendiriyor. O yüzden biz hani buradaki iki şey kullanmayalım, ayrı ayrı kullanmayalım. Aynı fonksiyonu kullanalım diye bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bu if'in içini oluşturalım. Evet diyorum. Yine aynı şekilde launch yazıyorum. Burada kütüphanenin fonksiyonu özel. Sonra bunu burada kapatıyorum. Eğer else de bir aksilik çıktı, olmadı. O zaman da hemen bir ekrana çıktı veririz. Neyi artık içine yazdıracaksak bulunamadı tarzında. Tamamdır. Fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi aşağıda nasıl kullanacağız bunu? Onu görelim. Hemen aşağı iniyorum arkadaşlar. Şurada on tepin içine geldim. Ya çok kolay kısım. Direkt custom launch yazdık. Oradan hemen tırnak içinde arkadaşlar. Mail'de miyiz? Mail to diyorum. İki nokta koyuyorum. Sonra hangi maile yönlendirmek istiyorsam onu yazıyorum. Hello world at gmail.com. Bu kadar. Şimdi aynısını telefon için yapıyorum. Yukarıda oluşturduğum fonksiyonumu yazdım. Tırnak içinde tel yazıyorum. Ardından telefon numarasını yazıyorum. İşte 0 500 55 444 33 22. Yani aslında mantığımız şu. Buraya eğer tel iki nokta dersem ve numara girersem şuraya yönlendiriyor. Buradan da buraya yönlendiriyor. Eğer mail to dersem de mail gönderiyor. Aslında bu kadar basit. Şimdi hemen bunu bir deneyelim. Aynısı olmuş mu diye. Tıklıyorum. Ve yönlendirdi. Geri geliyorum. Telefona tıklıyorum ve yönlendirdi. Aynısı yine iPhone için de geçerli oluyor arkadaşlar. Bu videoda şimdi ben kodları GitHub'a ekleyeceğim. Oradan yine bulabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Eğer size yararlı olduysa beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.